Merhabalar, ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurtoğlu. Fusion 360 ile 3D tasarım projelerine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim serimizde, bu derslerimizde Arduino Uno'ya case tasarımı üzerine çalışmalar yapmaktayız. Fusion 360 ile oluşturduğumuz bu birçok farklı tasarım genel olarak 3D printer'dan çıktı alma üzerine ve nasıl kullanabiliriz 3D printer'ı. Bunun üzerine adım adım dersler oluşturmaya çalışıyoruz. Bir önceki derslerimizde mekanizma üzerine veya basit robotik kol üzerine birkaç çalışma yapmıştık. Eğer izlemediyseniz onları takip edebilirsiniz. Bu dersimize başlamadan önce de iki önceki dersimizden başlarsanız Arduino Uno tasarımını bir farklı programda çizilmiş, SolidWorks veya Inventor gibi bir programda çizilmiş tasarımı direkt Fusion 360 üzerine upload ediyoruz ve tasarım sayfamız üzerinden Arduino Uno'nun dışından bir case tasarım, bir kutu tasarımı oluşturuyoruz. Şimdi oluşturduğumuz tasarımı biraz daha üretilebilir hale getirip hem de kablo girişlerini düzeltecek şekilde, orada kablo girişi oluşturacak şekilde farklı noktalardan soket girişi veya LED oluşturmak gibi işlemler yapacağız. Eğer sizler de hazırsanız şimdi direkt dersimize başlayabiliriz. Peki ilk adımda oluşturduğumuz Fusion 360 üzerindeki dosyada hatırlarsanız şurada belli başlı bir et kalınlığı oluşturmuştuk. Yaklaşık 3 milimetreydi. Ve tasarımımızı Arduino Uno'nun iz düşümünden, yani projection dediğimiz kısımdan oluşturmuştuk. Bu da bizim aslında hem görünüş açısından hem de kullanım açısından rahat kullanmamızı sağlayacaktı. Şimdi ilk adımda Arduino Uno'yu daha üst kısımlarını oluşturmadan nasıl sabitleyebiliriz? Şurada nasıl delikler oluşturabiliriz? Onun üzerine konuşmamız gerekiyor. En temiz tasarım şu şekilde oluyor. Bir Arduino Uno'yu kapatayım. Örneğin şurada bir delik vardı hatırlarsanız. Normalde 3 milimetre, 3 metrik bir vida ve somunla bu işi halledebiliriz. Yani bizim öncelikle oluşturacağımız şey bir somun deliği olabilir bu kısımda. Öncelikle somunun boyutlarını bulup internet üzerinden belli başlı dimensionlar, boyutlar var somunlar için. Veya elinizdeki somonun direkt ölçümünü alıp buradan bir somon yeri oluşturabiliriz. Oraya gömdüğümüzde yukarıdan vida ile direkt kapatırsak tamamıyla sabit bir tasarım oluşturmuş olacağız aslında. Pekala, Arduino Uno'yu tekrar getiriyorum ve alt kısımda şurada oluşturduğum alt yüzeyde bir sketch oluşturacağım. Create sketch dedim. Ve hatırlarsanız P iz düşümü kısa yoluydu. Project üzerinden bu sefer specify entities diyorum. Yani sadece şurada bakın şöyle daha rahat seçelim. Şuradaki çemberi seçiyorum. Ve bu çemberleri benim Arduino Uno'mda kontrol etmem lazım. Yani bir kumpas aracılığıyla, şurayı tam seçemedim. Bir kumpas aracılığıyla bu deliklerin sizin kendi Arduino'nuzda da tam olarak doğru yerde olması gerekiyor. Eğer doğru yerde değilse şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Burada çizimi yaptınız ama bunun yerini değiştirebilirsiniz. Farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. O yüzden o kısımlar çok önemli oluyor. Şimdi benim burada oluşturacağım sadece bir delik değil. Bir somon girişi olması gerekiyor. Create'de, daha doğrusu sketch ortamındayken Create'de şurada poligonlar bulunuyor bakın. Circumscribe poligon, yani bir çemberin dış kısmının kesiştiği veya şurada dış kısmının veya iç kısmının kesiştiği veya kenar çokgeni. Hepsi aynı işlemi yapıyor. Ben genel olarak circumscribe poligonu kullanıyorum. Bir tane şöyle oluşturdum. Altıgen, evet doğru, altıgen oluşması gerekiyor. Ve şu an birkaç işlem yapacağız. Öncelikle şu iki noktayı seçip horizontal'da, yatayda ilişkilendirmek istiyorum. Bakın önceden sağ tık yapıyorduk. Şuradan horizontal vertical'ı seçebiliyorduk. Şurada da bulunuyordu. Bu sefer direkt yukarıda olduğu için çok rahat bir şekilde işlemimizi yapabiliriz. Tekrar tutup büyütüyorum şöyle. Biraz yaklaşacağım. Boyutunu büyüttüm. Somonlarda uzunluk 5,5 olarak veriliyor şu iki çizgi arasında. Bir tekrar kontrol edelim. Şurada Google üzerinden direkt metrik 3 somon boyut diye arattığınızda boyutlarını bulabilirsiniz. Metrik 3 için şurada S uzunluğu bakın
5,5 mm. Yani iki kenar arasındaki uzunluk diyelim. D'ye bastım. İki kenar arasındaki uzunluk 5,5'ti. Ama 5,5 dersek 3D printer'dan çıktı aldığımızda oraya oturmayacaktır. Oraya bir çekiç yardımıyla çakmamız gerekecektir. O yüzden belli toleranslar bırakalım. Fusion 360'da tolerans için artı değeri kullanabiliyorduk. Örneğin 0,5'lik bir tolerans veriyorum. Bu tamamıyla şu an bir teorik olarak yani bir tolerans verdiğime dair ama 3D printer'ınızın toleransına göre değişecektir artık nerede üretim yapıyorsanız. Ve bunu çoğaltmamız gerekiyor şu an her noktaya. Sketch'lerde CTRL-C, CTRL-V de işe yarıyordu. Hatırlarsanız onu da kullanabilirsiniz. Yani çok önermiyorum ama yine de gösterim amaçlı. Örneğin CTRL-C, CTRL-V dedim. Şöyle bu noktaya taşıyabileceğiz. Okey dedim. Bakın CTRL-C, CTRL-V dediğinizde çokgen dağılıyor ve tam olarak nasıl taşınacağı belli olmuyor. O yüzden hepsine tek tek ilişki vermemiz gerekiyor. Ya da noktadan noktaya taşıyıp o şekilde bırakmamız gerekiyor. O da bir yöntem. M'ye bastığımda hepsini seçtim. Şuradan set pivot dedim. Tam merkezine aslında oturtmak istiyorum pivot'u. Ama bu geometriden dolayı merkezine oturmayabilir noktamız. Örneğin şu noktayı şuraya getirip daha sonrasında free move ile belki de şöyle taşıma işlemi yapabiliriz. Şu an translate'e getirdim. Tam noktayı noktaya getirdikten sonra eksi 3 milimetre taşıdığımda şöyle. Hatta total şurası 6 olduğu için şurasının uzunluğu daha uzun. Ya bu yöntem çok da mantıklı olmadı aslında şu işlemi yapabilmem için. O yüzden direkt çokgeni oluşturmak daha mantıklı. Circumscribe polygon dedim. Şöyle merkezden tuttum. Altıgen oluşturdum. D'ye basıp 6 milimetre diyorum burası için ve hatırlarsanız şu iki nokta için horizontal vertical dediğimizde direkt bununla aynı bir çokgen oluşturmuş oluyorduk. En son işlemimizi şöyle S dedim tekrar poligon. Şuraya da oluşturuyorum. Altıgen. Bakın boyutunu girdi. Bunu değiştireceğim. Dele bastım. Silme işlemini. İki noktayı seçtim. 6 diyorum. Şöyle bu sefer düz bir şekilde horizontal vertical. Siyah olması bakın o noktada önemli. Çünkü bizim yaptığımız işlemler full constraint olursa tasarımımız da daha rahat kullanılır ve daha sonrasında hata yaptığımız yerleri çok rahat bir şekilde değiştirebiliriz aslında. Şu ikisini de şöyle düz bir şekilde yapıyorum. Peki şimdi normalde 3 milimetrelik somonun boyutlarına baktığımızda şu yüksekliği M yüksekliği burada 2,4 milimetre olarak verilmiş. Yani içe doğru gömülü olabilir. 2,4'ten daha fazla da olabilir. Veya yukarı doğru çıkmış da olabilir. Tamamıyla hani sıkıştırmanıza bağlı olarak değişir. Eğer tam otursun istiyorsanız şurayı biraz daha çünkü 3 milimetre yapmıştık. Çok az bir boşluk kalacak eğer 2,4 gidersek. Ya yani bir en az 2 milimetrelik bir et kalınlığı olsun her zaman. Onu öneririm. E'ye bastım. Şöyle aşağı doğru. Full kestiğimizde bakın tamamıyla şurası 3 milimetre oluyor. Ben 2 milimetre eksi 2 milimetre geliyorum. Birazcık da yukarıda kalacak somonlarımız. Ama dilerseniz aşağı doğru itip 2,4'lük de verebilirsiniz. Hatta 2,5'lik verelim ki çünkü toleranslar olacak burada. Orada hareket etmesi için biraz rahat hareket etmesini istiyoruz. Aynı zamanda şöyle bir sıkıntı da var. Eğer vidalarımızın uzunluğu buradan uzun gelecekse aşağıdan çıkma durumu var. Yani vida uzunluğumuzu da elimizdeki vidaların uzunluğunu da buradaki Arduino'nun yüksekliğini hesaba katarak işlem yapmamız gerekiyor. Yani şöyle section view diyelim şuradan. Section analiz dedim. Şöyle getirdim. I'ya basıyorum. Şu çember ile şurası arasında bizim M3'lük vidamızın alt kısmından baş kısmından sonra 8 milimetre olacaksa mesela kurtarıyor.
Böyle düşünebiliriz. Böyle hesaplayabiliriz daha doğrusu. Section View'i kapatıyorum şimdilik. Peki. Şimdi şu kısımlardan biraz boşluk oluşturma üzerine düşünelim. Normalde şu çizimin iz düşümünü buraya düşürebiliyoruz. Yani buraya sketch açarsak bunun iz düşümünü buraya direkt düşüreceğiz. Peki, create sketch diyorum. P'ye basıyorum. Bakın P'ye bastığında ilk gördüğüm şeyleri buraya getiriyor. Ben biraz arkaya gitmek istiyorum şöyle. Şuradaki çizgiler bakın. Bakın bu çizgilerin hepsini buraya düşürebiliyor. Peki çizgileri o zaman tek tek seçelim. Şu kısımda. Bakın. Çizgileri dönüyorum şöyle. İki kere tıkladığımda hepsini seçiyor mu diye bir kontrol ediyorum. Bazen seçiyor olabiliyor. Bu arada şu body izi kapatıyorum. Şöyle daha rahat oluşturabiliriz. Peki gördüğünüz gibi okey dedim. Ve body izi tekrar açtığında bakın onun çizimini direkt buraya getirdik. Şimdi öncelikle burayı kesinlikle zaten kesmemiz gerekiyor. Çünkü buradan zaten bir kablo girecek. Ve kablomuzun bu Arduino Uno'lar için mavi bir kablo oluyor. O kablonun buradan geçebilmesi için bir de kalınlığı var. O kabloyu da aslında simüle etmemiz gerekiyor. Şu an benim elimde olmadığı için biraz kaba taslak yapacağım ama sizler oluşturabilirsiniz. O'ya bastım. Şurayı offsetleyeceğim biraz. Hepsini yine tek tek seçiyorum. Şöyle. Evet. 1 milimetre veya 1,5 milimetrelik bir offset uyguluyorum. Extrude'a bastım. Burada kalan iç kısımdaki tüm objelerimi seçiyorum. Daha doğrusu profillerimi. Şöyle içeri doğru kestim. Bakın iç kısma doğru normalde burayı da kesmesi gerekiyor ama komponent olduğu için ve linki kırılmadığı için, break link yapmadığımız için rahat bir şekilde aslında kesmeden çünkü break link dediğimizde orada herhangi bir işlem uygulayabiliyoruz. Okey dedim. Bakın şöyle. Şimdi burada ne gibi sıkıntılar var? İlk adımda biraz uzak kalıyor şu oluşturduğumuz geometri buraya. Çünkü bunun altta bir dayanağı olsa aslında daha iyi olur. Yani bizim tasarımımıza aşağı doğru bir dayanak yapabiliriz. Veya şu kısımları biraz iç kısma doğru getirebiliriz. Buradaki tasarımı biraz iç kısma doğru getirebiliriz. Bazen Q harfi çok işe yarıyor burada ama şu an işe yarar mı emin değilim. Bir Q'ya bastım. Şöyle merkezde şu geometri için otomatik değil new offset diyelim. Şu geometriyi seçtim. Q'ya bastım. Bakın şöyle içeri doğru getiriyorum. Nasıl yeni bir tasarım oluşturabiliyoruz aslında. Görebilirsiniz burada. Bakın şöyle şu kadar içeri doğru gelebiliyor. Gelebildiği kadar. Bu geometrileri takip ederek. Şurayı da seçtim. Şurada kesişim olduğu için tam olarak orada duracak aslında. O konuda pek bir şey yapamayız. Evet. 1,4'lerde falan duruyor sanırsam. Evet. Bakın burayı mümkün olduğunca getirip dış kısmı da içeri doğru çekebiliriz. Hem şuranın kalınlığını arttırmış oluyoruz bu şekilde. Hem de mümkün olduğunca bunun altına bir destek yapısı oluşturmuş oluyoruz. Okey dedim. Ve şuraya geldim. Şurayı da Q'ya basıp aşağı doğru çekeceğim. Ama bakın üst kısmı da aynı şekilde getiriyor. Üst kısmı aslında getirmek istemiyorum ben. Sadece alt kısmı getirmek istiyorum. Ve de şu an bunu nasıl oturtturacağımızı düşünmemiz lazım. Normalde Arduino'na şu şekilde içeri doğru girecek. Ve oturabilir böyle. Ama üstten biraz kesmemiz lazım. Onu da şöyle alttan bir 3,5 milimetre getireyim örneğin. Bakın şunun altında artık bir destek oldu. Ve çok küçük bir şey sıkıştırarak veya direkt oturtturarak buraya girecektir o. Okey dedim. Şurada kesim yapmak için de şu tasarımı biraz daha düzgün hale getirip ona göre kesim yapalım istiyorum. Şöyle şuraya sketch oluşturuyorum. P'ye bastım. Normalde şurada bir 3 tane çok pardon 3 tane çizgimiz var. Kenarımız var. Onları seçtim. Okey dedim. O'ya basıyorum. Şurada. Bakın şöyle devam ettirebiliyorum. Eksi 3 milimetrelik bir alan oluşturacağım. Ve şurayı da extend ile S'ye bastım. Extend ile tamamıyla kapatacağım. Okey dedim.
Bakın burada yeni bir profil oluşturduk ve bu profili artık kesebiliriz. Şuraya kadar. Şunu seçemedim. Burada bir sketch olduğu için şu an görmüyor. Sketch'leri kapattım. Evet, şuraya kadar mesela kesim yapabiliyoruz. Ama buraya kadar değil de normalde şunun altına kadar kesmek istiyorum ben. Şu kısma kadar. Evet, böyle. Ve şuralarda bir boşluk oluşacak tabii ki de. Şöyle. Saçma bir alan oluştu burada. Bunu nasıl düzeltebiliriz? F'ye basıp örneğin fillet oluşturabiliriz buraya. Ama tabii buna uygun bir kenar seçmemiz gerekiyor. Şöyle seçtiğimizde evet. Mesela şöyle fillet uyguladığımızda fena bir şey oluşmuyor aslında. Şöyle yumuşak bir alan oluşuyor gibi. Ama şu kenar çok rahatsız edici şurası. Çünkü bu bakın bu tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Aslında yanlış bir alan. Bir de Q'ya basıp şöyle kontrol edelim. Bakın aşağı doğru oluşmaya başlıyor şu fillet'tan dolayı. Şöyle getirdiğimde Q'ya basıp. Evet. Öncelikle Q'ya basıyorum. Şurayı bir düzeltmek için. Çünkü şurada bir hata yaşıyor. Evet. Bu noktadan sonra da şu iki kenara fillet uygulayabiliriz. Şurada da bir kenarımız oluştu. Evet. Mesela şöyle. Hem üstten daha rahat oturmasını sağlayacak bunun. Hem de şöyle 4 milimetre diyorum. 4 kaldırmadı. 3 diyorum. Okey dedim. Şu şekilde. Daha sonrasında buralara da fillet uygulayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdilik şu ilk deliğimizi oluşturduk. Mantık olarak böyle ve güzel olan tarafı üstten direkt oturtturacağız. Yukarıdan oturtturacağız Arduino'yu. Şu şekilde. Üstten oturtturacağız direkt. Arduino'yu direkt üst kısımdan oluşturduğumuz case'de şu şekilde. Normalde şu an ekranda gördüğünüz gibi. İlk kısmına oturduktan sonra üstten gelirken bakın şurada bir boşluk yarattık şu kısımda. Demin oluşturduğumuz şey. Yani burada bunun girebilmesi için hem kablo kısmının o oluştuğu bölümün girebilmesi için bir alan hacim oluşturduk. Orada daha rahat bir şekilde oturmasını sağlıyoruz aslında. Onun dışında yan tarafa da aynısını uygulayacağız. Oradaki kabloların genişliği de çok önemli oluyor. Ve tak çıkar tak çıkar onların daha sabit olması gerekiyor. Bunları vidayla aslında sağlayabiliriz. O somunların iyi oturmasıyla. Ve bu oluşturduğumuz delik kısmı gibi yan tarafa da aynısını oluşturacağız ve biraz da oturma çıkma yani giriş çıkışlar için ilk başta monte ederken onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dersimizde nasıl delik oluşturacağımızı ve dış kısmını nasıl hacmini nasıl oluşturacağımızı inceledik. Bir sonraki derslerimizde hem yeni bir delik oluşturacağız yan taraftaki giriş için hem de üstten bir kapak oluşturduğumuzda nasıl takıp çıkarabiliriz, nasıl tamamıyla kapalı olmasını sağlarız veya işlem yapacağımız için Arduino'nun içinde hem açmaya kapamaya uygun hem de sürekli kullanılabilir bir şey nasıl tasarlayabiliriz onun üzerine çalışmalar yapacağız. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Lütfen yorumlarınızı YouTube üzerinden bekliyorum. Instagram üzerinden de Yakın Kampüs'ü takip edebilirsiniz. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Sizden gelenler için de proje fikirlerinizi bizlere yorum olarak veya mesaj olarak atabilirsiniz. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.